Demir yoldaymış. Gelmek üzeredir. Rica ediyorum Alara ile ilgili fikirlerinden bahsetme. Bırak ben sadece hisselerin satışından bahsedeyim. Ya vazgeçtiğim bir fikri niye gidip Demir'e anlatayım ki? Bilmem. Sadece onu sinirlendirmek için bile olabilir. Aranızdaki gerginliği kan davasına çevirmişsin Burak. Şirketi kurtarma planları yaparken bile sadece aklına ona zarar verecek fikirler geliyor nedense. Ne olursa olsun Demir'in tarafını tutacaksın. Değil mi? Sana ne yaparsa yapsın. Ben taraf tutmuyorum Burak. Ben sadece hepimiz için durumu düzeltmeye çalışıyorum. Ay çok pardon. Burak Bey, Bora'nın yerine yeni bir aday göndermek için aradı insan kaynakları. Ne zaman görüşeceğinizi soruyor. İşe alımları durdurduğumuzu insan kaynaklarına söylemedik tabii. Aa, öyle mi yaptık? Ben bölündük diye daha fazla eleman alacağız sanıyordum. Geçici olarak durdurduk. Sorun yok yani. Peki madem ben görüşmeyeceğinizi söyleyeyim. Bırak yeni eleman almayı. Şu anki elemanlarımızı tutacak durumumuz bile yok. Bunu yönetime açıklamamız lazım. Er ya da geç kadroyu neden tamamlayamadığımızı soracaklardır. Bu gidişte gerek kalmayacak. Sadece bizim şirketler değil. Bütün sektör Demir'in yol açtığı skandallarla kaynamaya başlar yakında. Demir'in skandalları değil. Yıldırım'ın karalama kampanyası. Fark etmiyor. Hiç kimsenin umurunda olmayacak bu söylentilerin neden veya niçin çıktı. Günaydın Demir. Nihayet gelebildim. Burak. Benim odama geçelim müsaitseniz. Tabii. Hemen geliyoruz. Burak bak usludur. Konumuza odaklanalım. Tamam. Sen iyi misin? Dün gelemedim. Burada olmadığım için işleri aksamış. Biliyorum. Telafi ederiz. Gel. Dün bütün gün sana ulaşmaya çalıştık. Bir saatte olsa şirkete uğrayamadın mı? Türkan Hanım'a hakkında duyduğu iddiaların yalan olduğunu söylemediniz mi? Tabii ki söyledik demiş. Bunun bir karalama kampanyası olduğunu anlattık. Ama kimse doğrularla ilgilenmiyor. Nasıl algılandığı önemli. Peki nereden duymuş Alara'yı kullandığım yalanlarını? Yıldırım Bey direkt kendisi mi söylemiş yoksa bunun için başkalarını mı kullanıyor? Ne fark ediyor ki? İtibarı böyle lekelenen biriyle kimse çalışmak istemiyor. Bu bir halkla ilişkiler sorunu. Bu haysiyet sorunu Eylül. Kimse beni böyle lekeleyemez. Yıldırım Bey de bu kadar ileri gitmezdi. Bize ödeteceği tazminatın en büyük ceza olacağını düşünüyordu belli ki. Ama bu cezayı neden bir adım daha ileri taşıdı anlamıyorum. Alara öyle olmasını istemiştir belki. Sanmıyorum. Baştan niye bu yoldan gitmedi o zaman? Bir şey değişmiş. Ya birdenbire beni ahlaksız iddialarla suçluyor. Ya Alara'nın isminin dedikodulara karışmasına izin veriyor. Bir şey olmuş. Ama ne? Ne olmuşsa olmuş. Biz çözüme odaklanalım. Türkan Hanım'ın işlerin gitmesiyle çok büyük kan kaybettik. Ama Eylül'ün bir fikri var. Gelmeni bekliyorduk anlatmak için. Bu fırtınadan kurtulmak için tek bir yol görüyorum. Şirketin hisselerini satışa çıkarmak. Hemen. Hemen mi? Başka çaremiz yok. Yayılan dedikodular şirketin pazar değerini düşürüyor. Hala değerliyken hisseleri satmalıyız. Gelen parayla da tazminatın açtığı boşluğu doldururuz. Maaşlar ödenir, eleman çıkartmak zorunda kalmayız. Şirket kendini döndürür. İşe yarayabilir. Tabii hisseleri satabilirsek. Bir toplantı ayarla. Yarın hemen gidip yönetim kuruluna anlatalım. Bir dakika durun. Eylül. Bu fikri ölçüp tartacaktık. Direkt bu yola girmeyelim. Demir'in elinde hala bir müşteri var. Sanat galerisi. Üstelik küçük bir proje sayılmaz. Yetmeyecek. Başarılı olursa başka kapılar açar. İyi iş çıkarırsan itibarını toplarsın. Aklını verebilirsen tabii.
Bu ara özel hayatın şirketin işlerinden önce geliyor çünkü. Özel hayatımı şirketin içine sokan sensin. Lütfen konuya odaklanabilir miyiz? Bak, neden bu halde olduğumuzu sorgulamaya başlarsam kesin bir noktada sen çıkacaksın altından. O yüzden çözüme odaklanalım. Yoksa herkesin canı yanar. Gel. Geliyorum birazdan. Buyur. Özel hayatın iş hayatına karıştırmamış hali bu. Senden kalkayım artık. Senin işlerin vardır. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Hem toplantıya daha önce yetişirim. Ya nereye? Zaten 40 yılda bir görüyorum seni. Hayatta bırakmam. Bak ne yapalım biliyor musun? Benim eve gidelim. Hem yemek yeriz hem de evimi görmüş olursun. Ne diyorsun? Ya evet. Annenler bayağı bahsettiler evinden. Gerçekten çok merak ediyorum ve görmek istiyorum. Ama bu akşam bu işleri es geçelim. Arkadaşımın filminin galası var. Ona söz verdim. Hadi ya. Dalga edemezsin şimdi. Söz vermişsin. Peki sen daha ne kadar zaman buradasın? Bu hafta sonuna kadar. Hı. Bak ne diyeceğim. Sen de gel istersen. Birlikte gidelim galaya. Olur. Olur gelirim. Bak içtik içinde bizim evde buluşuruz. Yemek yeriz oradan da galaya getiririz. Anlaştık. Tamam. Selin Hanım. Demir Bey. Bu akşam sanat galerisiyle ilgili çalışma yapacağız. Ekiplere haber verildi ama sizin haberiniz yok herhalde. Hayır, benim böyle bir şeyden haberim yok. Ayrıca galeri yapı tarafının işi. Ama ben iç mimarlık tarafındayım. Bu mesaide beni ilgilendiren bir şeyi göremiyorum. İlgilendiriyor çünkü koordineli çalışıyoruz. Ayrıca mekanın dekorasyon fikirlerini de sunacağız. Bu noktada size ihtiyacımız olacak. Öyle mi? Peki ne zaman belli oldu bu? Daha önce böyle bir şey konuşulmamıştı da. Şimdi. Şimdi belli oldu. Müşteri mi talep etti? Ben talep ettim. Bir sorun mu var? Ah, yok canım ne sorunu. Alt taraf iş bitirir öyle çıkarım. O zaman çıkmadan ararsın beni. Hem galda geç saat olacak zaten. Yetişirsin. Tamam görüşürüz. Akşama görüşürüz. Boşuna söz vermeseydin keşke. İşimiz uzun sürecek çünkü. Bir an önce başlayalım da çabucak bitsin o zaman. Aa Demir Bey. Aşk olsun. Benim yaptığım kahveyi beğenmediniz mi? Demir Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.